Evet, şu anda bir tüneldeyiz yine. Ardahan'ın Kozof Türk Gözü Gümrük Kapısı'na giden Bulgar Tüneli açılamazken Ardahan'ın Doğu Anadolu'nun Karadeniz'e açılan kapısı Sahra'nın tüneli hiç gündemde yokken Aşıkşehir'in tüneli açıldı, açılacak denirken Kars Tibris Bakü Demiryolu'nun geçtiği bu ekspresinin Kars'a kadar gelip durabildiği ama Ardahan'da duran olmadığı süreçte bir tünelden geçiyoruz. Evet, bu tünelleri isteyen Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Karadeniz sahil boyu, İstanbul, Ankara, diğer kentler arasında olan tünelleri geçerken kendi tünellerinin neden yapılmadığını soruyor. Havalanı istiyor ama Rize'de havalanın denizin ortasında yapılabiliyor. Rize, Trabzon, Resun, Ordu, Samsun bölgesinde ortalama 70 km arayla havalanlar yapılırken Ardahan adında uçağı olan Ardahan'a neden havalan yapılmadığını sorguluyor Ardahan. Sorması gerekiyor Ardahanlara. Bu anlamda bakın bu tünelleri Ardahan'da istemek, Ardahan'ın harekete geçmesi, Ardahan'ın göç etmemesi için isteme kadar doğal bir şey var mı? Bilemiyoruz ama siyasiler başta olmak üzere maalesef Ardahan'da her geçen gün bir erime var. Göç yaşanıyor çünkü beklenen yatırımlar yok. Ardahan'ın hastanesinde bir tırnağınız kanadını Erzurum'a sevk ediyorsunuz, Kars'a sevk ediyorsunuz. Üniversitesi adeta bir lise konuna düşmüş. Maalesef beklenen enerjiyi ne Ardahan'a verebildi ne kendisine verebildi. Ama Ardahan'ın mutlaka ve mutlaka bu tünele kavuşması için bütün Ardahanların duyarlı olması gerekiyor. Başta POSOV'lar, POSOV STK'ları, POSOV siyasileri bu Bulgar Dağı'nın tüneli neden açılmadığını, yapılmaya başlayıp da neden durdurulduğunu sorması gerekiyor. Çıldırların, Çıldır Gölü'nün, Aktaş Gölü'nün etrafının sahil olması izni istemesi gerektiğini, Gürellerin en son Güre Yaylası'nın da madencilere verildiği, TİGEM'in neden çalışmadığı, ormanların neden kesildiğini, kesilirken niye Güre'ye yaramadığını sorgulaması gerekiyor. Damal Atatürk Sületi'nin başta olmak üzere bebeğini tatması gerekiyor. Evet, ANAK doğalgazsız, Damal doğalgazsız, POSOV doğalgazsız, Köprülü beldesinde, köylerde olmayan yolların bu yolların burada olurken orada niye olduğunu sorgulamalı, sormalı diye düşünüyorum. Evet, Fakirmez olarak, Ardahan TV olarak Ardahanların daha duyarlı olması gerektiğini, kendilerine sahip çıkmalarını gerektiğini ve bunu sadece Fakirmaz'ın işinin, gazetecinin işinin, birkaç tane duyarlı insanın işinin olmadığını, herkesin işinin olduğunu anlamalı, algılamalı ve buna göre hareket etmeli. Evet, bu kent, bu şehir, bu Ardahan, bu ülkenin her tarafında nasıl hizmet verilmişse, bu yollar nasıl yapılmışsa Ardahan'da yapılması gerekiyor. Ardahanların, batıdaki Ardahanların duyarlı olması gerekiyor. Ardahanlı siyasilerin İstanbul'da özellikle İstanbul'da Ardahanlı lobiciliği adı altında seçilenlerin Ardahan'a yönelik, Ardahanlara yönelik işsizine, açsızına, okumuşuna sahip çıkması gerektiğini, gerçekten güçlü bir lobi olması gerektiğini, Ardahanların kendisini sorgulaması gerektiğini artık sürekli yıllardır söylememize rağmen maalesef bana dokümen ilan bin yaşasın deyip aslında kentin boşaldığını, kendilerinin zayıfladığını fark edenler de kendilerine gelip bu hizmetleri istemeli diye düşünüyorum, söylüyorum. Ve bütün Ardahanları duyarlı olmaya, Ardahan'a yönelik, ülkeye yönelik çağrılar yaparak hak edilen hizmetleri istemeleri, almaları gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, tüneleri geçtim. Bu tüneleri geçerken Bulgar'ı geçtim. Bu tüneleri geçerken Sahra'yı geçtim. Bu tüneleri geçerken Aşıkşehir'in tünelini geçtim. Ama Ardahan'da daha bölünmüş yollar yapılmamış, bitmemiş. Hanak, Damal, POSOV yollarının yapılmadığı gibi doğalgazın halen gelmediğini ve kentin içine atılan bir asfaltın dışında mahallelerinin, çevrenin, etrafının gerçekten hizmet beklediğini anlattırmalı Ardahanlar. Fakirmez, kanalımıza abone olmayı unutmayın.